5 kalıp yaş sabun 1 kilogram gelmektedir. Yaş sabun kurutulunca 8 kalıp kuru sabun 1 kilogram gelmektedir. Buna göre 1 kalıp yaş sabun kurutulduğunda ağırlık kaç gram azalmaktadır? Şimdi yaş sabunun 5 kalıbı 1 kiloysa 1 kilogram nedir? 1000 gram. 5'e böldüğüm zaman 200 gram yaşken yaş sabunun bir kalıbı. Kurutulunca 8 kalıbı 1 kilo geliyor. O zaman 1000'i 8'e bölersek 125 gram. Bu da nedir? Kuru sabun. Ne kadar azalmış o zaman? 200'den 125'e çıkarttığımızda 75 gram azalmıştır. 1K'da 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları birer kez kullanarak oluşturulan 5 basamaklı d doğal sayısı yazılıyor. Bu sayıyı bulmak isteyen 5 kişinin yaptığı tahminler aşağıda verilmiştir. 4. kişi bu sayının sadece C rakamını bilmiş. Diğer 4 kişi ise hiçbir rakamı bilememiştir. Buna göre A, B, C, D sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi C o zaman bilinmişse dördüncü kişi tarafından C bilinmişse benim o zaman C sayım kaç olacak? 5. Diğerlerinin hiçbiri doğru tahmin yapmamışsa bakın A ile ilgili yapılan tahminler ne? 1, 4, 5, 1, 2 yani 3'ü tahmin etmemiş hiç kimse o zaman A nedir? 3'tür. B ile ilgili yapılan tahminlerde 1 yok o zaman B 1'dir doğrusu. D ile yapılan tahminlerde 4 yok o zaman doğrusu 4'tür. E ile yapılan tahminlerde 2 yok o zaman doğru yapılacak tahmin 2'dir. Yani 31.542 olarak sayımız doğrudur. Bir kumbaraya her gün kumbarada bulunan paranın 3 katı kadar para atılıyor. 15 gün sonunda kumbarada 2048 TL biriktiğine göre 12. günün sonunda kumbarada kaç TL birikmiştir? Bakın 15. gün, 14. gün, 13. gün ve 12. gün. Şimdi kumbarada bulunan paranın üç katı kadar para atılıyor diye vermiş bize. Biz şimdi 15. gün sonunda kumbarada diyor. Şimdi ben ne atacaktım 15. gün? 14. güne K dersem bunun üç katı kadar daha para atacaktım buraya. Yani K artı 3K. O zaman 4K eşittir. 2048 oluyormuş. K buradan ne çıkar bana? 512. Demek ki 14. günün sonunda 512 TL'm vardı. Bu 512 TL'm nasıl elde ediliyordu? Ben buna M dersem 13. güne yani 14. günün başında M varsa buna 3M daha eklemişimdir. Yani 4M eşittir 512. M buradan ne çıkar sevgili öğrenciler? 128. 128. Bu şu an nedir? 13. günün sonundaki para. Bu da nedir? N artı 3N şeklinde bir paraya eşit. 4N eşittir. 128 ise N buradan ne çıkar? 32. Bu 32 ne? 12. günün sonundaki paradır. Geriye doğru sarıyoruz yanıma Üniversiteyi yeni kazanan Melisa'nın birinci sınıfta alacağı derslerle ilgili aşağıdaki bilgiler vardır, bilinmektedir. Birinci dönem 6 ders, ikinci dönem ise 5 ders açılmış. Birinci dönem açılan derslerden ikisini, ikinci dönem açılan derslerden üçünü almak zorunda Melisa. Evet, birinci dönem açılan derslerden ikisini, ikinci dönem açılan derslerden 3'ünü almak zorunda. Yani 2 buradan 3 buradan aldı. Burada 6 eksi 2 kaç kaldı? 4 ders. Burada 5 eksi 3 2 ders kaldı. Bir üst sınıfa geçmek için Melisa'nın zorunlu dersler ile birlikte 9 ders alması gerekiyor. Yani 2 3 de burada 5 ders aldı. Daha 4 ders daha alması gerek. Üst sınıfa geçmek için bu derslerden kaç farklı seçim yapabilir diye bize sormuş. Bakın size bir önce. Şimdi 2 buradan almış. 3 de buradan 5 ders. 9 ders alması için. Burada 4 ders kaldı. Bu 4 dersin tamamını alabilir. Yani 4'ün 4'lüsü çarpı burada 2'nin sıfırlı kombinasyonu. Veya buradan bir ders alır. 4'ün birlisi. Eder 6 ders. Buradan ne yapar? Bir ders alınca buradan 2 ders ancak kurtarıyor mu? Olmuyor. O zaman buradan ne yapacak? 2 ders alacak. Buradan da 2 ders alacak ki 9 ders etsin. Buradan 3 ders alırsa ne yapar? 5 8 ders eder. Buradan 1 ders alır. Bu şekildeki seçimden ortamızda 4'ün 4'lüsü 1, 2'nin 0'lısı da 1, 1 çarpı 1, 1. 4'ün 2'lisi ne yapar? 6, 2'nin 2'lisi 1, 6 çarpı 1, 6. 4'ün 3'lüsü 4, 2'nin 1'lisi 2 çarpımızda 8. Toplarsak bunları 15 farklı seçim yapabilir bunları 9 derse tamamlamak için. Bir gezi grubundaki turistlerle ilgili şunlar bilinmektedir. Turistlerin üçte biri gözlüklüdür. Gözlüklü erkek sayısı gözlüksüz kadın sayısının 4 katıdır. Gözlüksüz erkek sayısı gözlüklü sayı, kadın sayısının 3 katıdır. Yani şöyle bir zaman bir tablo yapalım önce. Şuraya erkek, buraya kadın diyelim. Buraya gözlüklü, Burada gözlüksüzlerin grubu olsun. Şimdi turistlerin üçte biri gözlüklüymüş. Gözlüklü erkek sayısı gözlüksüz kadın sayısının 4 katıdır. Yani ben buna gözlüklü erkeklere 4x dersem gözlüksüz kadın sayısına x diyeceğim. Gözlüksüz erkek sayısı gözlüklü kadın sayısının 3 katıdır. Gözlüksüz erkek sayısı yani şurasına 3c dersem. Gözlüklü kadın sayısının 3 katıdır. Buraya y diyeceğim. 3 katı olduğu için. Şimdi ne diyor burada? Turistlerin 3'te 1'i gözlüklüdür. Yani o zaman 4x artı y gözlükler. Bunun 3 katı kadar ne var? Turist var. O zaman burada ne yapar? 12x artı 3y toplam turist sayısı. Biz bunu buradaki elimizdeki bilgilerle toplarsak ne yapar? Tablodakileri toplarsak ne yapar? Tablo, tablonun toplamı. Tablonun toplamı 5x artı 4y. Toplam de aynı olacak şimdi bu. 12x artı 3 y dediğim zaman burada ne çıkar? y eşittir 7x çıkar. Bu geziye katılan gözlüklü bayan turist sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yani bakın şunu soruyor. 7 7'nin katı bir sayı olacak. 7'nin katı da nedir? x eşittir 6 için y ne çıkar? 42. 7'nin katı olarak 42. Bir tarlada 8 bayan ve 6 erkek işçi çalışmaktadır. Bir erkeğin günlük ücreti bir bayanın günlük ücretinden 8 TL fazladır. Bu tarlada işçilere bir güne toplam 398 TL ödendiğine göre bir bayanın işçi, bayan işçinin günlük ücreti kaç TL'dir? Yani erkek ücretine biz x artı 8 dersek bayan ücretine ne diyeceğiz? x. Kaç tane bayan var? 8, 6 tane erkek. 6 çarpı x artı 8 de 8 tane bayanın ücretinin toplamı bir günlük 398'miş. Toplarsak burada 14 x artı 48 eşittir 398. 14 x eşittir 350 olur. x de buradan ne çıkar sevgili öğrenciler? 25 mi oluyor? 35, 28, 25. Bize neyi sormuş? Bir bayan işinin günlük ücretini yani 25